Merhaba arkadaşlar. Bugün size RX 7 ve Eyes of the Man TT 2016 Limited Edition kask tanıtacağım. Bu TT yarışları için her yıl özel üretilen bir kask. Ve gerçekten çok iyi özellikleri var. Yani süper üstü bir kask diyebiliriz. Çünkü testleri, yani buna özel yapılan testleri demir örslerle, çekiçlerle yapılan bir test. Yani bu tarz testlerden geçerek sizin elinize ulaşıyor ve bu tarz ilginç testlere tabi tutuluyor. Sinel 2010, Ece 2205 sertifikalarına sahip. Özelliklerinden bahsetmişken biraz da kendi teknolojisinden, tarihçesinden bahsedeceğim size. Bildiğiniz gibi Sinel 2010 ve Ece 2205 standartları arasında ciddi farklar bulunmaktadır. Örneğin Sinel 2010 herhangi bir bölgesinde iki darbeye dayanıklılığı test edilirken Ece 2205 belli bir bölgede tek bir darbe dayanıklılığıyla test edilir. Bu testler ekipmanların dış kabuğuna oldukça zarar vermektedir. Yani kolay kolay hiçbir kask bu testlerden geçemez. Kaskın Formula 1 vizör kilidi var. Yani yeni vizör kilidi şurada gördüğünüz gibi. Arayi'nin Formula 1 yarışçılarının kasklarından alınmıştır. Kullanımı çok kolaydır. Kilitlemesi çok kolaydır. Şu şekilde kilitlenir, şu şekilde açılır. Şuraya bastırdığınızda şu şekilde kilitlenir ve şu şekilde açılır. Kolay da açılmaz. Yüksek hızlarda sizi gerçekten koruyacaktır ve canınızın açılmasını engelleyecektir. Zaten spor bir model kullanıyorsanız kaskınızın vizörünün kolay açılmadığını bilirsiniz ama kilit mekanizması ikinci bir güvenliktir sizin için. Kaskın üst kısmındaki plastik spoiler kaskın içindeki sıcak havayı dışarı atmak için kullanılıyor. Yani RX GP'ye göre, bir önceki versiyona göre 20 mm daha uzun bir spoiler var. Daha iyi bir hava akımı sağlayacak, yüksek hızlarda aerodinamiği iyileştirecektir. Arayi'nin yaptığı çalışmaya göre yeni kask eskisine göre %11 daha iyi bir havalandırmaya sahiptir ve içeri aldığı hava %19 daha fazladır. Arayi'nin havalandırması yenilenirken tabii ön tarafındaki özel havalandırma kanalları bu yapmaması için özel dizayn edilmiştir. Cam üstündeki özel kanalları ise camınızın doğrudan buğu yapmasını engelleyecektir. İsterseniz içine bir buğu camı takarak bunun daha az buğulanmasını sağlayabilirsiniz. Kışın kullanımda özellikle. Üst havalandırma kanallarını görüyorsunuz. Arayi'nin özel yaptığı elle kumanda rahatlıkla edilebilen hava kanalları var. İsterseniz bunları parmağınızla kolay hissedebilirsiniz ve konumlarını rahatlıkla değiştirebilirsiniz. Arka tarafında da özellikle kontrol edebilen hava kanalları var. Spoiler özelliğini kullanmak istiyorsanız bunu bu şekilde kullanmanız şart. Ama ön tarafa indirdiğinizde, aşağıya doğru bastırdığınızda bu özelliği kısmen kapatmış oluyorsunuz. Düşündüğünüzden daha ağır bir kask olabilir. Yani kafanıza uygun değilse ve boyun ağrısı çekiyorsanız bu kaskı almaktan vazgeçebilirsiniz. 1620 gram artı 50 eksi olarak değişiyor. İç kısmından bahsedelim biraz da. İç tarafında bir tane burun pedi var. Yalnız bu diğer kasklardan daha küçük bir burun pedi. Alt tarafında ise rüzgarı engellemek için bir rüzgar pedi var. Bu da gerçekten hassas yapılmış ve sizin gerçekten çenenizi çok iyi koruyacaktır. Sizin boynunuzu iyi saracak ve sarsıntılarda darbelere karşı sizi koruyacak bir şekilde boyun pedi vardır. Bu boyun pedleri sizin etkilenmemenizi sağlayacaktır. Kullandığı bağlantı çeşidi ise Double D. Bu en iyi bağlama çeşididir. Zaten MotoGP'den çıkmış kaskların tümü MotoGP'de olan kurallar doğrultusunda Double D bağlantı kullanmaktadır. Arka tarafında da hem boyun kısmının altında hem yanlarında hem de arka tarafında ve hatta üst taraflarında ikişer tane daha hava kanalı vardır. Özel geliştirilmiş pedleri sizin yanaklarınıza ve yüzünüze tam oturmasını sağlayacaktır. Ön tarafındaki kanallar, iç tarafında da var tabii şu iki tarafındaki kanallar buğu yapmasını engelleyecektir camınızın. İçindeki pedler çıkartılabilir ve yıkanabilirdir. Hassasiyetini korumak için yıkama talimatlarına lütfen uyun. Tüm pedlerin içini çıkartabilirsiniz, yıkayabilirsiniz. Özel yapılmış bir kasktır. Şurada gördüğünüz gibi içindeki pedler değişik kalınlıklarda. Bunun nedeni ise özelleştirilmiş bir kask olması. Böylece yüz şekillerine tam uyum gösteren bir kask ortaya çıkıyor. İç kısımda Eco Pure adı verilen antibakteriyel ve koku yapmaz yeni bir materyal kullanılmış. Daha fazlası için sitemize girin.
Bakın daha farklı çeşitlerine de bakabilirsiniz. Önceki modellerine de bakabilirsiniz. Hepinize iyi sürüşler.